Her konu ve görüşün açıkça, özgürce tartışıldığı program Açık Görüş'e hoş geldiniz. Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programının bu haftaki bölümüne CHP Bodrum İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk, gazeteci Fatih Bozoğlu'yla CHP Bodrum Eski ilçe Başkanları Duran Öztürk ve İsmail Sever konuk olarak katıldı. Bodrum İlçe Başkanı Sayın Durmuş Ali Öztürk yine ee... Kent TV ekranlarında önceki akşam 21'de yayınlanan ve yaklaşık 3 saat süren programda geçtiğimiz günlerde yapılan CHP'nin yeni tüzük kurultayının da dahil olduğu pek çok konu tartışıldı. Sorularıyla katkıda bulunmak üzere gazeteci arkadaşım Sayın Fatih Bozoğlu. CHP Bodrum İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk, son yıllarda CHP'de ve Türkiye'de yaşanmış en muhteşem kurultayı yaşadıklarını ifade ederek şöyle devam etti. Hepinizin bildiği gibi tüzüğümüzün 50 maddesi değişti. Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki değişen tüzüğümüz bizleri, sol düşünenleri, sosyal demokrat düşünenleri tam manasıyla tatmin etmiş midir? Mükemmel bir tüzük yaptık diyebilir miyiz? Hayır. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan siyasi partilerin tamamının tüzüklerinden çok daha ileri, çok daha demokrat, çok daha çağdaş bir tüzüğe sahip olduk. Şu anda CHP'nin sahip olduğu tüzüğe Türkiye'de sahip olan başka bir parti yok. Bırakın sahip olmayı, partimizin tüzüğüne giren maddeleri konuşabilen yok. Bizim gördüğümüzde daha net e, görünür Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla biz son derece şeffaf. Bir örgütüz, şeffaf bir partiyiz. CHP olarak Kılıçdaroğlu genel başkan olana kadar siyaseti kitle iletişim araçlarının insafına bıraktıklarını, az sayıda miting yaptıklarını ve Anadolu'yu yeteri kadar gezmediklerini ifade ederek öz eleştiri yapan Başkan Durmuş Ali Öztürk şu ifadeleri kullandı. Tayyip Erdoğan bizi Sivas'tan öteye geçemezler diye eleştiriyordu. Bu eleştiri doğruydu. İlk defa Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu andan itibaren yüzlerce miting yaptığı gibi doğu, güneydoğu, köy, kasaba gezerek çalışmaya, konuşmaya, insanlara dokunmaya başladık. Örgütümüz öyle tembel bir hale gelmişti ki hep bahane buluyorduk. Basın bizi yazmıyor, televizyonlar bizi haber yapmıyor diye. Şimdi genel başkanımız bunu yapmaya başladı ama örgüt hala bunu fark edip o refleksi alamadı. Bu tüzük değişikliklerinin en büyük katkısı örgütün kendine olan özgüvenini geri vermesidir. CHP örgütü bugünden itibaren ayağa kalkacaktır. Çünkü CHP örgütü bugüne kadar ötelendi, yok sayıldı, marabalaştırıldı, kapıkulu gibi görüldü. Şimdi artık güç CHP örgütlerine verildi. Burada örgütler o eski ataletinden, eski tembelliğinden kurtulup en azından CHP genel başkanının çalışmalarının yarısına yetişmek zorundadır. Maalesef partimizi e, neredeyse Führer'in partisi haline getirmişti. Yani e, liderin tam e, egemen olduğu bir parti haline gelmiş. Her ne kadar AKP kadar da olmasa da e, liderin tam egemen olduğu bir parti halindeydik. CHP Bodrum eski ilçe başkanlarından duran Öztürk, siyasette muhalefetin amacının doğal olarak iktidara gelmek olduğunu, Denizbaykal döneminden beri CHP'nin başalt konularda muhalefet görevini iyi bir şekilde yerine getirdiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu. Giresun'da fındık işçilerinin eyleminde yanlarında CHP vardı ama AK Parti'ye Giresun'da %57 oy çıktı. Halbuki oradaki oyların CHP'ye gelmesi gerekiyordu. Seçimlerden önce fındık üreticisi perişan bir haldeydi ve yanlarında CHP vardı. Bunun nedeni toplumsal dönüşüm. 80'li yıllardan beri toplumun değer yargıları değişti. AK Parti'nin değer yargıları yönünde o toplumu beslerseniz o insanların oylarının sandığa yansıması da o değerlere hizmet eden partiye yani AK Parti'ye gidecektir. 30 yıldır AK Parti'nin de sahip olduğu değer yargılarıyla o toplumu yetiştirirseniz, eğitimiyle, medyasıyla, cemaatleriyle, tarikatlarıyla kurmuş olduğu ışık evleriyle toplumu bu yönde beslerseniz yetişen kuşak o değer yargılarına oy verir. Biz sol olarak son 30 yıldır toplumun değer yargılarını ezen ve emek çelişkisi yönünde mi besledik? Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesi noktasında mı besledik? Layıklık konusunda mı yoksa halkçılık konusunda mı besledik? Bu değer yargılarını topluma vermediğimiz için oylarımız sandığa yansımıyor. Demokrat bir yöneticiyseniz, başkansanız, genel başkansanız, MYK'ysanız, ilçe başkanıysanız tüzüğün demokratik yanını uygularsınız. Basının her durumda bağımsız olması gerektiğini ve gazeteci olarak ne yandaş ne de candaş olmak istediklerini dile getiren gazeteci Fatih Bozoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bizi herkes okumalı. Biz doğru haberi verdiğimiz sürece zaten sağcısı da solcusu da faşisti de komünisti de herkes bizim yazdıklarımızı okuyabilmeli." Yerel ve ulusal basının üzerinde zaten bir ekonomik baskı var. Ulusal basının iş adamı olmalarında kaynaklı çalışmaları da var. Gazeteleri desteklerken ben bir şey istemek adına destek istemiyorum. Meslek ahlakına uygun olan hiçbir gazeteci de bunu istemez ama destek sesini duyurabilmek için gündem oluşturarak yapılır. O zaman ben onu yazarım. Zaten yazmıyorsa ya yandaş ya candaş hale dönüşmüş olurum ki ben o zaman ahlaklı bir iş yapmıyorum anlamına gelir. Eğer partilerin kendi yayın organları varsa o zaman o kendi içinde köyler sarlar birbirini ağırlar, kendi yandaşları kendi arkadaşları dinler. Zaten vatandaş da onları takip etmez. Basının Bağımsız olmadığı bir ülkede zaten bağımsızlık söz konusu değildir. Şimdi benim asıl... Onun için yeni mecralar açmak yerine, yeni mecralar açmak yerine taraflı ya da tarafsız olan o gazeteleri tarafsız hale getirecek yöntemler bulunmalı. <laughs>